Göç başladı, göç. Ne göçü? Kalamar göç. Ulan yeme bu kadar bağırıyor Ampur. Kuşçu. Evet abi. Senin içinde dili açılıyor. Normalde hayvanat bahçesinde yaşadığı için. Kuru boru, başka boru. Her şey olacağı yazdı. Biraz öğren biraz. Ustandan bir şeyler öğren. Yok. Hiç öğrenme yok. Ulan Maloviç. Bana ne senin karavanında? Kardeşim böyle bir şey olmaz yani. Olmaz. Hep para mı harcıyoruz kardeşim? Bunu açmadı telefonunu abi. Gece yarısı bir işim oldu. Açmadı. Ben de engelledim. Beyefendi biz size ne söyledik? Sağ tarafta problem var şu an. Bu beni bu Türk mahvedi ya abi. Vallahi billahi ya. Bak bütün günüm bitti abi. Çekmek mi lazım yoksa? Bakalım şimdi kurtarmazsa meşgul. Ayar yapamamışsınız beyefendi. Yaptım beyefendi. Ya, gelin nerede Serdar Bey? Ne oluyor? Hadi başka, hadi hadi. Kardeşim hadi başka yere. Serdar Bey. Geçemedik mi yine? Yok abi. Geçmedi tabii. Harbin mi be? Ha. Çökeceğiz. Yarın geliyor 9'da hazırla. Vay neden kaldık be Tamer abi? Dur azıcık. En güzel, en mutlu günler sizlerin olsun. Hoş geldiniz. Welcome on board. Board'a hoş geldiniz. Ve beklenen gün geldi. Ne geldi? İki şey geldi. Bir araç muayenesi. İki mi dedim? Bir mi dedim? İki mi dedim? İki. Merhabalar. Pehlivan. Pehlivan ama kazıldıkta. Pehlivan bir kulu şey, bir kulu diyorum. Bir kilo baklava yedi. Hep derler ki böyle insanlar paraları yastık altına atıyor. Evet. Taner Bey de öyle. Cüzdanı burada yastığın altından çıkmış. Altın, beyefendi altın, bu ne biliyor musunuz? Koklayın. Koku mu? Bu kokla. Kokla. Ya neymiş, kokla bakayım. Ne? Lavanta. Evet. Beyefendi durun şimdi. Konuyu nereden nereye getirdiniz? Ve beklenen gün geldi diyorum. Ve Boston'un şeyini takıyoruz. Nesini? Hortumunu. Hortumu nereye? Borusunu pardon. Nereye takıyorsunuz? Duşa. Başka yere takmayın da Allah korusun. Duşa takıyoruz ki siz sıcak sıcak yıkanayım diye değil mi? Yıkanın. Evet. Duşunuzu artık kardeşim alın. Havalar soğudu. Artık içeride yıkanıyoruz. Dışarıda yıkanmıyoruz Olcay ben Bey. Ben başlıyorum beyefendi. Neye başlıyorsunuz? İşe ama anlatmadınız ki beyefendi. Şimdi içerideki şuradaki kutuyu açacağız. Evet. Oradan boru çıkışı alacağız bir. Ha, bizim şeyler malzememiz burada. Malzemelerimiz burada kardeşim. Evet. Hadi bakalım. Oradan da duşa geçiş yapacağız. Az sonra deliğini deleceğiz. Bu boru başka boru. Bak Allah biz neler... Biz burada neler anlatıyoruz, o ne diyor? Yap bakayım onu. Al yap hadi. Yapma. Tut. Yap onu bir. Yarım kaldı çünkü. Tamam söyle bakayım. Hayır oğlum söylesene. Olmaz. Oğlum niye utanıyorsun? Hayır kamerayı kapatınca söyleyeceğim. Oğlum ne var onda, bir şey yok ki. Var ben söyleyeyim oğlum. Ne utanıyorsun? Tut kamerayı. Ben başka şekilde söyleyeyim. Bu boru başka boru. Nasıl devamı? Bu boru başka boru. Devamı nasıl oğlum? Devamı garip bende. Biplik. Biplik mi? Evet. Metin abiye getirmek lazım. Kardeşim hadi ne borumuş bu. İyi ben başlıyorum beyefendi. Tabii iyi borulamalar. Tamam. İyi, iyi boru ama matkalı ha. Kardeşim bak karavanda her şeyim var. Matkap benim. Evet. Servis biziz. Servissizsin ama malzemeler benden. Taner Bey'in... Koyun ha yatağa koyun. Ben orada yatıyorum. Her şeyi oraya koyun Olcay Bey. Taner Bey'in... Evet. Dikkat edin hortuma. Kardeşim görüyorsunuz. Zor şartlar altında çalışıyoruz. Biz çalışmıyoruz. Olcay çalışıyor. Senin keyfin yerinde. Sen bak izle oradan. Öğren bir şeyler bari. Bir kap. Bir şeyler kap. Yarın da şeye gidiyorum muayeneye. Mıştık. Şimdi koltuğu sök, air süspansiyonları sök. Ne var mı? Reflektörleri. Oğlum her şeyim var da söyle bakayım. Önemli olan şeyler şimdi. Koltuğu sökeceğiz, air süspansiyonları sökeceğiz. Şimdi uğraşacağız onlarla. Lastikleri değiştireceğiz. Normal öteki lastikleri takacağız. Yarın büyük gün. Yarın çok uğraşacağım abi. Yarın şeydeyim, sanayide. Geçiyoruz canım, bir sorun yok da onları çıkartacağız işte. Başka bir şey yok. Yardım edeyim mi Olcay Bey? Teşekkür ederim beyefendi. Bir şey ister misiniz? Sağ olun. Su falan, çay mı? Teşekkürler. Sağ olun. İş yaparken kullanmıyoruz. Ne kullanmıyorsunuz? Peki evet. Beyefendi. Olcay Bey bir şey gözüktü orada. Evet. Boru mu? Delik. Ay Allah'ım. Aa o da gitti. Debosta'nın borusu. Olcay Bey çıktı sonuçta, şey sonunda. Sonuçta diyorum sonunda. Oradan yine girdi.
Ne yaptınız Olcay Bey, anlatır mısınız beyefendi? Bunu nasıl çekiyoruz? Beyefendi, şöyle beyefendi, raylı sistem, özel yaptırdım bunu. San Francisco'da, Amerika'da. Buyurun. Borunun geçiş deliğini açacağız punch'la. Ondan sonra ikinci deliği açacağız. İlk başta hortumu geçirmemiz gerekecek. Nereye geçeceksiniz hortumu? İç tarafa. Yani nasıl söyleyeyim? Dışarıdan içe mi geçireceksiniz? Evet, kapalı alanlara geçireceğiz efendim. Evet. Ay Allah. Ama dikkat edin Olcay Bey, orada sakatlanmayın orada. En son 1850'de girdiler oraya. Tamamdır. Burası da çok rahat. Evet, şimdi karavanınızı abi. Evet. Deleceğim. Matkapla mı deliyorsunuz? Evet, matkapla, çünkü deleceğimiz malzeme biraz kalın bir malzeme. O yüzden güç gerekecek. Süpürgeyi açar mısınız beyefendi? Açayım mı beyefendi? Tabii ki. Şimdi ikinci kısmı geliyor. Zahmetli iş abi, böyle gözüktüğü gibi kolay değil bu işte. Bu işte usta olman lazım, usta. Hocam ya, bu mu çıktı? Evet, sağlam bir malzemeden yapmışlar. Ne bu ya? Alüminyumla kaplanmış. Benim beyefendi aleti. Buyurun. Bana süpürgeyi tekrar açar mısın? Hemen açıyorum. Hemen açıyorum. Açtım. Bakayım Olcay Bey, bir girip bende. Tabii bakabilirsiniz. Bir bakayım ne olmuş. Şuradan deliği açtık işte bak. Tuvalete giden delik burada. Görüyor musun? Şurası tuvalet. Ortam da orada. Ve içerideyiz. İçeri... Buyurun Olcay Bey. Delik burada mı? Evet. Bir onu bir şey yapar mısınız beyefendi? Yok yok, bir çıkarır mısınız? Deliği görelim. Ha, delik burada işte. Bu da burada. O da. Takıyoruz. Buraya takıyoruz. Tam uydu. Oraya da kessiniz tabii, tam otursun diye. Oradan evet. Açtık mı beyefendi, sıcacık olacak değil mi? Evet. Niye böyle yan duruyor dersek bunu. Evet. Normalde aslında bu kafa dönen bir şey. Ama burada alanımız kısıtlı olduğu için burayı bu şekilde kesmek gerekti. Niye yan kestiğimizi sorarlarsa da klozete sıcaklık vuracak ve kapatacaktı önünü. Böyle yan çektim. Geniş alana üfleyecek. Sıcak havada doğal olarak yükseldiği için gayet bir şekilde sıcak yıkanabileceksiniz. Sağ olun beyefendi. Çok sağlıklı bir çalışma oldu. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Olcay'a karnı acıkmış. Olcay'a yemek aldım. Onları koy buzdolabına. Menüde köfte, sosis var. Sen şimdi yapmaya başla onu. Yapabilir misin? Yavaş yavaş yap. Şimdi karavandan çıktım, denizana bakıyorum, bakayım ne yapmış. Ne yapıyorsunuz bakayım? Denizhan Bey. Yapıyor musunuz? Bakayım. Sucukları kestin mi yanlar? Kestim. Açılacaklar şimdi. Açılacaklar mı? Açılacaklar. Yanında ne var içecek beyefendi? Biraz. Bir şey mi? Deniz Usta. Deniz Usta ilk defa bir şey yaptı. Hadi dur, işe dönüyoruz. Mis gibi koktu ha köfte. Olcay istifa etti galiba. Bir sesler geliyor bir yerden. Heh. Öyle mi? Evet. Bununla şimdi boru eklerini ekleyeceğiz ve sızdırmasını önleyeceğiz. Ne sızmayacak beyefendi? Hava mı? Sıcak hava sızmayacak sağa sola. Şimdi ara verdik. Niye? Yemeğimizi yedim abi. Karnımız acıktı. Saat kaç? Baksana. Saat 4:10 var. Karnımız acıktı ha Olcay Bey. Evet, yani hepinizi doyuracağım. Hey bu, vay. Açayı oynamaz beyefendi. Doğru söylüyorsunuz. Sobamızı da yaktık, havalar soğudu çünkü. Sobanı mı kesiyorsun? Aferin aşçı Deniz. Seni şeye sokacağım, Master Chef'e. En kabiliyetsiz aşçı diye. Olcay Bey, soğutmadan yiyin. Hemen başlıyorum beyefendi. Hadi Denizhan. Hadi bak hep telefonda. Evet efendim, yemeğimizi yedik. Şu anda çalışmaya gidiyoruz. Gidiyoruz. Denizhan eline sağlık. Güzel yapmışsın. Kesene bereket abi. Ne demek Denizhan Bey? Tekrar geleceğiz. Ulan güneş de açtı, üstümüzü çıkardık. Şey lazım mı? İnşallah üşütmeyiz. Beyefendi kolay gelsin. Aldınız mı tekne? Aldık.
Ne aldınız? Var işte. Marimbot Sambalong. Marimbot Sambalong mu? Evet. Nasıl bir isim o öyle ya? İtalyan. İtalyan mı? Italiano. Sacetti. Biz de çalışma yapıyoruz işte burada karavanda. Sika getiriyorum. Beyaz mı siyah mı? Beyaz sik. Beyaz sikka. Ne oldu? Hortum olmadı mı? Hortum oldu ya. Olmaz olur mu? Ha bir de demişler ki hani şimdi hortum deyince aklıma geldi. 70'lik dedik biz 80'lik dedik. 80'lik dedik. 90'lık geldi. Evet ama esasında 90'mış yani. Biz ara parçayı ölçtüğümüz için ara parça 80'lik. Evet. Gelecek boru 90'lık olacak haliyle. Tabii. O yüzden orada bir aslında bizim hatamız. Biz orada açıklama yapmadığımız için. Doğru. Yoksa yani, her şey normal geldi yani. Her şey normal. Evet. Hani Red Marine doğru şeyi yolladı bize. Bir adet sikka. Sikka mı? Dikkat et de patlamasın. Hadi git bas bakayım sikkiyi nasıl basacaksın? Basamazsın, kabiliyetsiz. Her şey olacağı yazdı. Biraz öğren biraz. Ustandan bir şeyler öğren. Yok. Hiç öğrenme yok. Bu Z kuşağı mı? Ne kuşağı bu? Z kuşağı. Z kuşağında kardeşim hiç. Abi ama pardon Z kuşağı deyip ne? Diğer Z kuşaklarına hakaret etmeyelim. Bazıları için. Yumuşak G kuşağı. kuşağı. Kardeşim ulan bir şey öğren yok. Anca internette bütün gün. TikTok'ta, MikTok'ta, MokMok'ta. Başka yok bir şey. Ne oldu Olcay Bey? Ha orada mısınız? Sikalayacağım beyefendi burayı. Tamam siz sikalayın o zaman. Öğren biraz, öğren bir şeyler öğren. Tamam neyin öğreneyim abi? Sika. Evet şu anda işlem bitti ve toparlanmaya girdik değil mi Olcu Usta? Evet. Ne yapıyorsunuz? Şu anda toparlıyorum. Ama olta kamışları dikkat edin. Yukarıda kamışlarım var. Hiçbir şey olmaz beyefendi. Öğreniyor mu oğlum ustandan bir şeyler? Boru. Bir tek boru. Başka bir şey boru öğrenmiş. Boru. Finito. Ha bitti finito. Ama bir şey unuttunuz. Neyi unuttunuz? Bir tane yuvarlak bir delik vardı. Buraya kapatacağım hayır, dediniz. Unutmadım. Ha, finito. O dedi. Ayrı bir iş. Ha, pardon. Biz şu anda Webasto'nun hortum evet. İşini finito yaptık. Bitti. Öteki iş dediğiniz bitmeyen iş, unuttu dediğiniz iş ise evet. Sizin ekstra bir işiniz beyefendi. Ekstra mı? Tabii ki ayrı bir delik bizden bağımsız yaptığımız işten. Evet. Sadece biz onu da kapatalım dedik. Onu yapacağız. Açayım mı şeyi şimdi? Şimdi Webasto'yu açıp deneyebiliriz. Açın beyefendi. Açtım şu anda Webasto'yu. Kapıları kapatalım mı? Yo bir sesini duyalım. Hani? Bir çalışsın. Bir hava kaçağı var mı ona bakalım. Ha, burayı açayım mı kapağı da? Bu arada fazla parçalarımız arttı. Evet. Bir kapağımız. Ne yapacağız bunu? Zaten usta da parça arttırmazsa olmaz abi. Usta dememesi lazım. Bu yani. Lazım olur. Şu lazım önemli. Evet. Bunu size, alın bunu sana vereyim. Size birkaç tane de vida. Evet. Ve ahşap birleştiricisi. Bir köşede bir şey olur. Oynuyor olur. Önemli. Titreşim yapar. Sabitleyebilirsiniz. Ama bir şeyler ve birkaç tane de videonuz var. Şey vidanız var. Ha, videonuz. Olcay Bey ne yaptınız? Bir gösterin istiyorsunuz izleyicilere. Deliği de kapattık. Ya bir gösterin beyefendi. Şurada şu anda bir temizlik işi yapacağız. Evet, sıcak hava geliyor mu beyefendi? Sıcak hava mükemmel geliyor. Kamerada gözükmüyor kendinize tabii ki. Kendinize çekin konuşun. Kendinize. Böyle sıcak havamız da geliyor. Caner Bey buyurun siz de gelin bir test yapın. Oo baba hamam gibi olmuş ha. Evet. Vallahi Olcay Bey. Hem de açmadığın halde. Şu anda aşla. Açtım. Bakın. Oo, nasıl üflüyor ya. Sese bak. Olcay Bey sayenizde çok şey yıkanacak. Üşümeden yıkanacak. Evet. Şu bunu açık bırakacağım bak şunu. Şunu. Yani. Kapatmayacağım onu yani. Hiç gereği bile yok. Evet Olcay Bey çok teşekkürler. Rica ederim ne demek. Total Marine Ebat mıydı neydi? Boatworks efendim. Ha Boatworks. Total Marine Boatworks. Boatworks'a çok teşekkürler. En kısa zamanda tekrar görüşeceğiz. En kısa zamanda. Arrivederci. Az sonra. Parmaktan sonra. Parmaktan sonra. Günaydın. Hadi bakalım. Yol gözüktü. Şeye gidiyoruz muayeneye. Tabii muayeneye gitmeden daha bir sürü şeyler yaptıracağız. Koltuğu çıkaracağız. Çiftlik koltuk takacağız. Şeyleri çıkaracağız abi. Air süspansiyonları. Hep iş abi. Hep iş. Nedir abi bu? Her sene karavan muhalesi mi olur ya? Bu ruhsatta M1 geçiyor abi. Otomobil statüsünde. Tamam. Karavan yazıyor ama M1 geçiyor. Arabalar abi 2 senede bir. Bir karavan her sene abi. Para lazım abi. Şu muhane beni geliyor abi.
Nefret ediyorum yani vallahi billahi ya. Onu çıkar, bunu çıkar. Şöyle yap, böyle yap. Ulan yararlı şeyler işte bunlar. Millet, bütün Avrupa şu air süspansiyonu kullanıyor. Neymiş, Türkiye'de olmazmış kardeşim. İşlerine gelince oluyor abi. İşlerine gelmeyince olmuyor abi. Çok stresliyim sabah sabah. Sinir sistemim bozuluyor şu muayene yaklaşınca. Bak Metin abiye bak. Bal şeye gidiyor. Ne avına gidiyor sabah köründe. Dur bakayım. Metin Bey. Nereye? Göç başladı, göç. Ne göçü? Kalamar göç. Kalamar gitmiyor mu? Geleceğim ha. Bilmiyorum, belki gelir. Hava soğudu diye mi? Evet. Gelecek misin Keşan'a? Bilmiyorum, duruma göre. Hadi görüşürüz. Çav çav çav. Dikkat et kendine. Yavaş yavaş. Hay Allah'ım. Hadi dur, o kim? Fahir abi. Tutmuş mu balık? Fahir Bey, ne tuttunuz? Melanduros. Ne? Melanur. Melanur mu? Evet. Durun bir geleyim bakayım. Vay 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 vay. Karagöz yesinler. Karagöz mü? Bunun nesi olur beyefendi? Tavası. Tavası mı? Evet. Metin Bey de şeye gidiyormuş. Kalamar avına. Baksana oltasını almış, bak görüyor musun? Vay vay vay. Havalara bak. Konuşmuyor musunuz? Küs müsünüz? Nereye? Geleceğim ben kalamara. Arabada her şey. Görüşmek üzere beyefendi. Size de. Soğuk, kusura bakmayın yani. Ne demek beyefendi? Nasıl soğuk? Soğuk, hava soğuk. Hava soğuk. Üşüyor musunuz? Yok. Hadi. Metin Bey kalamara yanına mı gelsin? Tabii gidiyor Metin Bey. Bak arabaya bindim, yine şey aklıma geldi. Muayene. Uyuz oluyorum abi. Allah billah. Boşuna boşuna uğraşacağız şimdi. Bir iki saat. Dur, yolda giderken biraz bari sohbet edelim. Dün gece ne oldu, dün akşam onu anlatacağım abi. Bak şimdi, dün akşam abi telefonum çaldı. Ama tanımadığım bir numara. Açmam da öyle açtık işte. Ve alo, buyurun dedim. Taner. Kimsin kardeşim dedim. Ya ben şey, arabaya lastik alacağım, karavanım var. Hangi marka lastik alayım? Bak şimdi gerizekalı abi. Ulan Maloviç. Yani böyle ben senin danışmanı mıyım lan? Basın danışmanıyım ben senin. Ne alacaksın al, bana ne? Baba en cool olduğum şey kardeşim ya. Nedir bu ya? Diyorum ya bak, beni sinyal seviyesi düşükler izlemesin abi. Bu da bir tane sinyal seviyesi düşük. Ulan Maloviç. Bana ne senin karavanından? Ben karavan alırken sana mı sordum hangi lastiği alacağımı edeceğimi? Abi hiç, ben en kıl olduğum şey abi. En kıl olduğum. Hiç numarayı da kimden aldıysa birizden aldı %100. Ne lastik alacağım? Ulan ben Atatürk Sanayi'de şey miyim? Lastikçi Muzaffer miyim? Kardeşim bana ne ya? Ne alırsan al. Allah Allah. Şimdi benim karavanım var diye şey mi olacağım yani ben sana? Basın danışmanlığı mı yapacağım? Karavan danışmanlığı mı yapacağım? Git kardeşim, Face'lerde, Book'larda, orada burada karavan şeyleri var. 30 kere anlatıyorum. Karavan neleri, o şeyler var, grupları var. Gidiyorsun oraya yazıyorsun zaten. Orada abiler var. Sen aa dedim mi hemen 28 tane cevap geliyor. Git yaz. Bana ne senin karavanından ya? Allah Allah. En uyuz olduğum şey abi bak. En uyuz olduğum. Bu nasıl olur biliyor musun? Zaten baba ben tanımadığım kişilerle görüşmüyorum. Toplam zaten 5 tane arkadaşım var. Hepsini elemişim, elekten geçirmişim. Bak bu işler nasıl olur biliyor musun? Bir de sana nasıl olduğunu anlatayım. Bu yanlış. Bir de bunun doğrusu var. Şimdi bir tane iş adamı arkadaşım var abi. Geçen bana mesaj attı. WhatsApp'ta. Tanercim dedi, müsaitsen dedi, asistanım seni arayacak dedi. Bir karavanla ilgili bir çok sevdiğim bir dostum var dedi. Sana bir soru sormak istiyor dedi. Eğer müsaitsen seni asistanım arayacak dedi. Tamam dedim, arasın dedim. Başka. Her neyse asistan aradı. Bak nasıl oluyor işler gör. Adam okumuş etmiş kardeşim. Diyorum ya, arkadaşların içinde en cahil benim zaten. Hepsi adamların şey 4-5 üniversite bitmiş adamlar. Her neyse asistan aradı. Ya, Taner Bey dedi, merhaba dedi. İşte dedi, ben mi sizin numaranızı vereyim dedi. Yoksa siz mi istersiniz şeyin numarasını dedi. Beyefendinin. Tamam siz verin dedim, ben arayayım. Madem X Bey'in arkadaşı. Her neyse aradım. Dedim merhaba ben Taner dedim. O dedi, Taner Bey nasılsınız falan. Adam belli zaten konuşmasından düzgün oldu. Ya dedi Taner Bey dedi, ben dedi bir karavan almayı düşünüyorum dedi. İşte sordu, ben de cevapladım. Bu iş böyle olur abi, referans. Anladın mı? Yani sen kimsin kardeşim beni arıyorsun? İn misin cin misin? En uyuz olduğum şey abi. Bir de bu şey de öyle bak. Geçen şey diyeyim abi, bir yere gittim. Karavan Cugul'un orada.
yine karavanın etrafında birisi dönüyor abi. Dört dönüyor böyle. Dedim hayırdır kardeş dedim. Ne yapıyorsun orada? Ya abi ben dedi aboneyim. Seni ziyarete geldim. Ya kardeşim sen abonesen yani. Ne yapayım abonesen yani? Her abone beni ziyarete mi gelecek ya? Öyle bir saçmalık olur mu kardeşim? Sosyal medyada olan şey sosyal medyada kalır. Neymiş abi abone? İyi al arabanın anahtarını git 20 gün tatil yap sonra getir bana. Abi. Zaten sabah sabah sinirliyim abi. Şimdi iyice sinirlerim şey oldu. Tavan yaptı. Kardeşim insanın insan kalması için insanlardan uzak kalması şart. Bak benim şeyim o. Bak biz burada gırgır şamata yapıyoruz. Kamera kapandı mı herkes köylü köyüne evli evine. Her neyse dur abi sizin sistemi oldu. Zaten şimdi bu da Türk mü ne diyor orası. Orada bir şey olursa bir patlarım var ya orada. Dur biraz sakinleşeyim. Şeyde görüşürüz. Sanayide. Geldim. Sabah köründe geldik abi. Daha dükkanı açmadınız mı oğlum daha? Açtık. Açtınız da nasıl açtınız? Ben böyle bir şey görmedim ya. Sabah 9'da gelin dediniz geldik. Kimse yok kardeşim. Nerede Ahmet Usta? Ahmet Usta yan tarafta herhalde burada. Nerede? Ne yapıyor orada? Yatıyor mu? Yemek mi yiyor? Hayırlı işler. Sağ ol Tamer abi. Afiyet olsun. Sağ ol abi hoş geldin. Vay. Beyefendi ne yiyorsunuz? Ne var menüde? Kahvaltı. Ne var? Yengen poğaça yapmış. Bak. Günaydın beyefendi. Günaydın abi. Tamer abi hoş geldin. Fiyata niye pıslayan adamdı? Tofaşlara fısıldayan adam. Kime? Tofaşlara fısıldayan adam. Yüksel usta. Beyefendi. Günaydın. Ben size demedim mi tıraş olun çekim yapacağız diye? Ne yapacaksın tıraşı? Ama kardeşim insanlar sizi böyle temiz görsün. Bırak abi tıraşı sen şimdi yürü devam et. Yürü. Hayırlı işler abi kolay gelsin. Muayeneye girecek arkadaş. Muayeneye gireceğiz beyefendi Ahmet Bey. Muayenesi, ne oldu gözleriniz açıldı. Muayenesi var bugün. Şeylerimi sökeceğiz abi. Bugün süspansiyonlarımı sökeceğiz. Bugün mü sökeceğiz? Yok yarın sökeceğim. Tamam. Yine aynı problem. Aynı sene yine muayene sıkıntısı. Beyefendi biliyorsunuz bu neden, muayene... Evet. Neden her sene muayeneye giriyorsun sen? Kardeşim işte bizde karavanlara... Ticari ama bir ticari değil ki beyefendi. M1 geçiyor ben ruhsatta. Ama sonuçta her yıl muayeneye girmesi gerekiyor. Ama beyefendi araba. Sizin araba var mı sizde? Var. Sizin ruhsatta ne yazıyor? Otomobil M1 yazıyor. Evet. Bende de M1 yazıyor. Ama kardeşim böyle bir şey olmaz yani. Olmaz. Hep para mı vereceğiz kardeşim bunu? Bunu devlete direkt olarak şimdi, iletelim. Şimdi gideceksiniz oraya. Sıraya aynen. Gireceksiniz. Evet. Sıraya gireceksiniz. Randevu kaçta aldın? 3'e aldım. 3'e. 3'e tamam. Kadar biter ya. 3'e kadar ne biter? Daha şey koltukları değiştireceğim. Egzoz mahallesi olacak. Koltuk. Tabii koltuğu da değiştireceğim daha beyefendi. Koltuk da var. Ya bizim 3'e kadar değil ki. Ahmet Bey onu yarım saatte yapıyor. Lastikleri değiştireceğiz tabii. Lastikler burada ya. Bu lastiklerle girilmez. Abi bu sefer sadece şeyi alacağız. Süspansiyonları alacağız. Boruları hemen iptal edeceğiz. Şeyi almayacağım mı dalgayı? Onu da alacağız. İkili koltuk sen değil mi? Kaçlı evet. Takayım beyefendi? Kaçlı istiyorsunuz? İkili. Ruhsatta kaçlı mı takacak? Ruhsatta 2 yazıyor. İkili takacağız beyefendi. İki. Burada bir şey misiniz? Evet, akşam etler yedik. Müşteri getirdi. Vay. Bizi ayırdınız mı? Hep kendinize. Size doğrusu. Hep kendinize Müslümansınız. Ben de çalışıyoruz artık. Kardeşim ya ben böyle bir şey görmedim ya. Hep kendileri Müslüman. Bize gelince yok. Kahve de yok. Suyu da ısıtmamışsınız. Isınıyor. Çay geliyor abi. Oluyor çay. Allah'ım yarabbim. Isınıyor çay. Arabayı aldık. Ne? Bu salıncak mı? Neydi beyefendi bunun ismi? Nasıl? Bunun ismi neydi? Winch mi? Unuttunuz ismini. Ahmet Bey ismini unuttu bu aletin. Winch. 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 Ya unuttun ama. Unuttun diyor bak. Neyse onu düşünüyorsun ne diye. Tamam mı? 7 ton kaldırıyor mu? 7 ton mu? Evet. Araba 8 ton. Çalışıyor mu? Çalışmaz olur mu beyefendi? Bak bozdunuz şu anda. Şasiye bağlı oradan. Tamam abi. Buyurun beyefendi. Bizim Ducato'yu gördün mü sen? Biliyorum onu. Nerede? Şeyde, yanta. Hayır, yanda ama bizim traktör bölümünde. Gel göstereyim. Beyefendi nereye götürüyorsunuz beni? Ducato'ya. Beyefendi bizim işimiz gücümüz var. Bizi başka yere götürüyorsunuz ya. Bizim ekmek teknesine gel. Bizim ekmek teknesine. Hangisi lastik Ducato? Acil bak. 7. Evren Oto. Evet Evren Oto. Bak. Kolay gelsin. Yol yardımımız var 24 saat. Lastiğin patladı mı gidiyoruz. Geç. Siz mi gidiyorsunuz? Evet. Bak koltuk tamam burada hazır. Bakayım nerede? De içinde. Tamam bu işte sök. Aynı beyefendi. Evren Oto lastik.
Hayır bu ne, bu hayvan gibi şey ne bu? Kompresör, lastik tamirini yapıyoruz burada. Nerede yapıyorsunuz? Burada araçta. Ama beyefendi bu arazide, araç... Arazide, arazide. Bu araç nasıl böyle, nasıl gidiyorsunuz bununla? Motoru yok. Motoru yapacağız. Yani motorsuz. Beyefendi motor yapmadan nasıl gidiyorsunuz onu anlamadım ya. Baba kolay gelsin. Bir tur versene bineyim. Bir tur versene. Ver bir tur İbrahim Usta. Bir tur ver. Hemen çıkar şimdi. Reklamınızı yaptınız beyefendi. Orta lastik reklamını. Yaptık. Ahmet Bey lastik reklamını yaptı. Çelik atıyor Orta Eren'le yaptı. Bak lastiklerim burada. Evet Ahmet Usta'ya geldik. Baba bunları geçen sağ sol diye yazmıştık. Evet. Hatırlıyorsunuz değil mi beyefendi? Evet yine sağ sol diye yazacağız bunları. 10 lokma cırcır versene. Serdar Bey saat kaç farkında mısın? Saat 9.10 geçiyor. Servis aracı geç kaldı biraz 5 dakika rötar yaptı. Diyoruz ki 9'da gel. Buraya hoş geldiniz. 8.30'da geliyoruz yoksunuz kardeşim piyasada. Ahmet Bey saat 6'da geliyormuş. O sabah namazında geliyor. Bir de Yüksel Bey o da saat... Arabamızın marşı basmadığı zaman akülerimiz çelik akıyor. Buyurun. Yine reklam girdi bak görüyorsun. Evet, evet. Araya reklam girdi şu an. Çelik akülerimiz şu anda hazır. Kışa hazır. Ya bunlar jel akü mü? Start stop aküsü mü? Bütün çeşit akülerimiz mevcuttur efendim. Bir tane verin o zaman hediye arabaya. Veririz efendim. Çalışması sizinki yeter ki. Sizin marşınız basmadı mı biz basarız. Sıkıntı yok. Serdar Bey ne yiyorsunuz? Dur bakayım ne yiyor? Çalışanların klasik kahvaltısı poğaça. Kavyar mı? Ha ben ama bir şey söyleyeyim. Havyarsız yemem ben beyefendi. Hatta sizi düşünerek de... Meyve suyu mu aldınız bana? Meyve suyu aldım bir tane. Vay 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 vay. Hiç yemem ama sizin için yiyeceğim bir tane. Ama çok güzeldir. Hamburger yemiyorum normalde ama bugünün şerefine yiyeyim. Buyurun. Rahat sökülüyor mu? Evet rahat sökülüyor. Geçen sefer de yağlamıştık biliyorsun. Şey var, 1.40 falan var. Var. Şey de var. Ama o şeyde kaldı ya. Total Marine'de. Özel bir gres yağı gibi şey var. Teknelerde kullanılan. Onu unuttuk abi mavi. Suya muya her şeye dayanıklı. Gittik şeyi çıkarttık abi. Taktik takozu. Bütün dünya, Avrupa'da karavanlar bunu kullanıyor abi. Bu süspansiyonu. Biz de bunu taktık yine takozu. Neymiş? Türkiye'de olmuyormuş kardeşim. Diyorum ya işlerine gelince oluyor, işlerine gelmeyince olmuyor. Cık. Yine strese girdim şu anda. Ahmet Bey strese girdim. Evet. Ama dikkat edin Ahmet Bey, sıkışmayın orada. Çınar Otomotivi'den çıktık ve şeye gidiyoruz. Neydi Arda'daki? Arkaz mıydı? Ardaz mıydı? Moskar. Vaxkar. Moskar. Arda'ya gidiyoruz. Vaxkar'ın çakması. Bugün dolaşırız şeye. Siz rakipsiniz değil mi? Yok değiliz. Düşman mısınız? Düşman değiliz de her an her şey olabilir. Kızdırıyorlar beni çok. Olabilir mi? Evet olabilir. Dur, şimdi sanayide kapışma var az sonra. Yani kulvarlarımız farklı aslında ama... Her şey olabilir. Hayır küstünüz barıştırayım sizi. Yok küst değiliz canım. Ben çünkü barıştırıyorum insanları. Oo kuşlara bak ne bunlar ya? Av kuşu mu? Sığırcık. Sığırcık mı? Evet. Vay vay vay. Hayırlı işler. Oo Vural Bey. Siz Serdar'la kavgalamışsınız bak getirdim buraya. Engelledin mi? Arayalım. Bak engellemişsin oğlum. Arasın beni. Dur bakayım. Nasılsınız beyefendi? Hayırlı işler. Baba. Taner Bey. Saklanmayın. Günaydın. Ben onu engelledim. Bakayım kızdı, nasıl? Kızdı. Vallahi dur. Bak meşgul şu an. Aslında meşgul değil Alek şu anda. Beyefendi neyi engellediniz? Abi engelliyiz. İki taraflı karşılıklı. Açmadı telefonunu abi. Gece yarısı bir işim oldu. Açmadı. Ben de engelledim. Sonra o beni aradı. Aynı engelli şekilde çalıyor. Mecbur o da dedi ben de engelleyeyim. Benim arabanın muayene tekrarı var. Onu da bir halleder misin? Ben arkasına takayım şeyi. Arkasına tak. Arkasına takayım şey yapayım. Muayene mi geldi Tana Bey? Evet geleceğim mi? Beyefendi siz niye küstünüz şimdi? Bir insan ya bir oturun oturun der ya. Yok buyurun Tana Bey. Hayır beyefendi. Ya, ne? Engelli sadece. Tamam, engelli. İki tane engelli. İki engelli. Ne işin var sabah sabah? Kardeşim şeye geldi. İçer o da içer. O gün bugün. Muayene. O gün bugün. Muayene. Ama koltuk bulduk. Serdar'la orada bir araba var. Onu sökeceğiz koltuğu. Adamsın be. Serkan onu, Serdar onu komple... Şşt psikopat burada ha. Kamerayı görmez havlar şimdi. Ama uyuyor şu anda. Uyuyor mu? Sobayla arası iyi. Taner Bey. Sen kaça aldın randevuyu? Ben almadım. Ben muayene tekrar. Ben istediğim zaman giderim. Aa, gece 12'de gittim. Gibi. Almadılar. Gece. Şimdi gideceğim. Zeynel Bey biz gidiyoruz. Var mı bir isteğiniz? Taner Bey Allah kolaylık versin. Sağ olun beyefendi. Ben geldim. Hayırlı tıraşlar abi. Hayırlı.
Selam söyle. Siz kaldırdınız mı engellerinizi? Engeller kalkmaz. Küs müsünüz? Barışın bari. Ya küs değiliz abi. Bir öp öp. Bir kere öpün hadi. Öpün, öpün barışın. Hadi öpün barışın abi değil mi? Ben ufakım abi. Ufak mısın? Şey ben büyüğüm o. Hadi ona Serdar. Küslük yok mu abi? Abi bir öpüşün. Küslük yok engeller. Hadi engeller öpüyor. Engeller var sadece ya. Aramızda. Öpüşün abi, hadi. Birden engeller arabası aldı. Hadi hadi hadi. Bak aa şey hadi. Hadi barıştılar. Bir kutlama artık bir yemek ısmarlarlar. Değil mi? Evet, öğlen yemeği sizden. Değil mi? Öğlen yemeği sizden. Oğlum sen, kardeşim. Sen geç muayene de. Hadi kolay. Öyle bedava iş olmaz. Hayırlı işler. Sağ ol abi. Hadi gidiyoruz. Çınar Otomotiv gururla sunar. Bak bu hala benzin ne oldu sponsor oluyorsunuz ne oldu Serdar benzine? Abi her zaman hemen. Şu anda hemen boş biliyorsun depo. Hemen doldururuz. Hemen o zaman onu dolduralım. Depoyu mağazı boş getirdim. Tekrar geldik karavana. Kolay gelsin. Sana da bunu değiştirdim arkadaşları değiştireceğim. Biz gider borusunu yaptım. Evet o gider borusunda şeydi değil mi beyefendi? Evet. Boru şey oldu orada. Boru kopmuş. Boruyu yapıştırdık. Beyefendi su akmaz değil mi artık orada? Garantili. Garantili mi? Ben de şu şeyi boyayayım bari altı. Boyayayım mı şurayı spreyle? Evet abi. Bak deponun şurası paslanmış. Ahmet söyledi ki onu boya dedi. Spreyi boya aldım. Boyayayım bari ben de bir işe yarayayım. Ahmet Bey aldı boyayı ben boyayacağım diyor. Vay 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 vay. Tamam abi böyle temizlik oldu bak. Evet. Efendim şimdi bu gütüçleri çıkarıyoruz. Yerine normal bu lastiklerimi takıyoruz. Bunlar çünkü geçmiyor bu lastikler. Bu da geçmiyor. Neymiş efendim? Boyutu büyük. Evet, boyutu büyük olduğu için lastik ebatı, arabanın orijinal lastik ebatını olacak. Onu istiyor TÜVTÜRK. TÜVTÜRK her şeyi istiyor abi TÜVTÜRK. Yakında başka şey de istemesin de. Ahmet Bey, yoruldunuz evet. Galiba. Evet. Senin koltukta oturuyorum Damar abi. Pilot koltuğu. Evet abi. Onda bir düğme var, uçabiliyorsunuz. Evet abi. Evet. Abi tamam her şey, egzoz muayenesine gidebilirsiniz. Değil mi? Evet Damar abi. Ahmet Bey her şeyi yaptı, lastikleri değiştirdik görüntü olduğu gibi. Değiştirdik abi. Koltuğu değiştirdik. Tekli koltuğu çıkarttık. Evet. Çiftliği taktık. Evet. Kardeşim karavanda da çiftli koltuk hiç yakışmıyor be. Yok. Karavanın abi bütün şeyini bozuyor abi. Evet, şuraya bak. Ama karavanın abi şeye doydu biraz ya. Masa örtüsüne uydu koltuğun desin. Terliklerine de uydu abi. Tabii tabii. Terliklerine de uydu. Terlikler burada. Her şeyimiz tamam. Abi kırmızı olsun. Ne şapka olsun? Şapka da kırmızı abi. Sizin şapka da kırmızı. Kırmızı mı beyefendi? Evet abi şapka da kırmızı. Ben o zaman Ahmet Bey gidiyorum şeye. Evet abi. Tamam abi. Egzoza oradan muayeneye artık geleceğim tekrar. İnşallah abi. İnşallah. Görüşmek üzere abi. Allah'a ısmarladık beyefendi. Sağ ol abi size. Egzoz muayeneye geldim bak. Karşıda. Geliyor mu? 90 lira bayıldık. Egzoz muayene 90 TL. Kardeş şu. Egzoz muayene Okito. Atilla Bey, saat 3'te muayenem var. Hoş geldiniz. Muayeneye gideceğim. Diş doktoruna mı? Hayır. Başka neye gidebilirim? Psikiyatra gidebilirsin. Kime gideceksin? Hayır. Psikiyatr yok tamam ama jinekolog olmaz zaten tamam ama. Jinekolog olmaz mı? Ne yapıyorsunuz vaziyet nasıl? Şeye gidiyorum araba muayenesine. Ana o daha zor. Oraya gittik mi bok yedik orası şey gibi ya. Sanki Amerika'ya giriyormuşsun gibi abi. Değil mi? Next next next. Cancel diyor geri yolluyor seni. Ya kardeşim. Buyurun beyefendi. Senin arabanın eksiği yoktur zaten. Benim her şey dolu. Fazlası var. Ha fazla. Zaten benim sıkıntım şu. Arabada fazla var. Aa Metin Bey. Metin Bey gelin. Dünya ne kadar? Metin Bey dünya ne kadar küçük? Nereye? Nereye Metin Bey? Geliyorum. Ama şapkanda çok güzelmiş. Su tospası modeli almışsın kendine. Metin Bey var mı lüfer balığı? Ben sabah sanayiye giderken Metin Bey şeye gidiyordu. Şey avına. Ne avına? Bir şey avına gidiyordu. Bıldırcın. Hayır. Bir balık çeşidi. Kollu. Ahtapot mu? Bacakları var. Ötekisi. Kalamar, kalamar. Ha kalamar. Aklıma gelmedi. Kalamar. Kalamare. Kalamare. Çok güzel. Böyle toparlak toparlak oluyor. Ne var abi? Bal var, petmez var. Satıyoruz. Gerçek mi? Yazıyorum. Çok güzel petmez yapıyor yalnız adam. Vallahi. Şekersiz mi? Daha doğru. Şekersiz petmez olur mu? Daha doğru. Ben yok yemem ben. Tatlı yemiyorum abi. Şey olmadı ya. Şimdi kötü olmuş. Ben tatlı yemiyorum Metin abi. Metin abi tatsın şeyden. Keçi boynuzu. Bak Metin Bey gelin. Abi bak ne yapmış gel. Şim var abi. Tamam macun. Macunu yedin yine. He. Bak abi macun satıyor. Ne?
Macun. Nesin keçi boyun üspetmesi? Abi 90 derler deva. Doğru. 90 derler deva diyor. 130 kestane balı. 130 lira mı? %30 kestane balı, %70'i çam balı. Dişim düşü de onunla konuşamıyorum. Kapakta 70 lira. Kapakta yazıyor ama kavanozun olsun siz belli değil yani ne olur. Yok. Bir kaşık aldın mı ne oluyor? Bilirsiniz bu resmi garantimiz. Çok güzel abi. Yok, Metin Bey'in yine randevusu var belli. Aa nereye? Geliyor, yine geliyor. Hangi ne oldu? Hangi şeyde yayınlanıyor bu ya? Bu YouTube'da. Metin Bey ne oldu? File alacağım, file. File mi? Ne filesi? Aslan filesi. Metin Bey deli dalı gibi bir oraya gidiyor bir buraya geliyor ya. 2 kilo da salatalık al içine koyarsın. Metin Bey bir macunu var. Macunu yiyor. Geziyor deli dana gibi. Deli dana gibi. Geçen gün macun yedi. Biliyorsun yerinde duramadı. Üşümesin diye herhalde. Üşümesin diye değil mi? Ay kanban mı gitti beynine? Vücudu zinde kalsın diye yiyor. Ondan herhalde mı yiyor macunu? Ondan, bence ondan yiyor. Ama buraya gelirken yiyor. Başka bir şey. Hadi şeyde niye yemiyor? Denizde üşümüyor. Denizde sıfır yaşıyor ya tamam mı? Şey geliyor ona. Ne diyeyim sen kuytu orası. Burada yiyor. Burası fena. Çok soğuk. Buraya gelirken yiyor. Evet abi bir şey var. Çaylar ne oldu? Çaylar duruyor senin şeyin burada. Nasıl duruyor? Geldi. Hadi bir çayımı verir misiniz? Geldi çayım gel. Gelmiş çayım geldi Mehmet Bey. Siz çayı şey yapana kadar. Biz karton bardakta içmiyoruz artık. Biz cam bardakta içiyoruz abi. Biz sosyeteyiz. Hakiki bak, paşa. Mehmet Bey. Biz sosyeteyiz. Valla o sosyete değil o kara düzen. Şu anda biliyorsun. Şuraya. Devamlı yok. Ah iki olur. Saatten beri. Ilık çay bu. Sıcak o yakmasın ağzını yüzünü. Buna iç önce. Ondan sonra onu. Gördünüz mü bak gidiyor kaçıyor. Metin Bey nereye? Cuguli. Macun yemiş. Yedin mi macunu gene be? Ulan yeme bu kadar macunu ampur. Ay Allah kim ya. Kim soktu bunun aklına bu macun işini? Veririm. Bir gün geçirecek kalp krizi ha. Evet. He vallahi geçirecek. Ama öyle doğru. Temizlenecek. Her gün macun mu yenir ya? Bu herhalde sabah kahvaltısında falan önü zannetti herhalde bu. Birileri anlatsın buna neyin olduğunu. Bak gidiyor. Sinyali de verdi bak. Sinyali verdi gidiyor. Kuşçu. Evet abi. Kuş. Kuşçu geldi. Beyefendi, kuşçu geldi. Hoş geldin kuşçu. Hoş bulduk kuşçu abi. Atilla Bey'in kuşu gelmiş. Hayırlı olsun abi. Abi. Atilla Bey ne zaman geldi kuş? Konuşuyor mu abi? Geçen hafta. Geçen hafta mı geldi? Anısını göze hemen konuşur mu? Yavaş yavaş. Yavaş yavaş konuşmayı öğreteceğiz evet. Nasıl? Siz kuşlara konuşmayı mı evet, götürüyorsunuz? Evet konuşturuyoruz. Nasıl? Konuşturucu veriyorum onlara ben. Kızıştırıcı, konuşturucu. Metin abine de verdin galiba. Evet Metin abine de verdik konuşturucu, kızıştırıcı. Hemen nerede aldı solu? Nerede? Vallahi arkadaşları var onun. Çok geniş arkadaşları var. Hemen gitti arkadaşlarının yanına. Konuştu. Yani kuşçu da konuşuyor. Kuşçu konuşuyor artık. Eskiden konuşmuyordu, konuşuyor. Ben konuşmuyordum. Ben konuşan yere geldim. Burada bir ufkum açılıyor böyle şey yeşilliklerin içinde. Doğayı seviyorum, yeşilliği seviyorum ya. O yüzdendir. Atilla Bey'i görünce? Evet. Atilla Bey'i görünce gene daha konuşacağım diyor. Çiçeklerin içinden dili açılıyor. Normalde hayvanat bahçesinde yaşadığı için o konu. Ay kuşçu gidiyor. Ben tüfekçiye gidelim. Tüfekçi çok yoğun orası ya. Abi, çok kalabalığı sevmiyorum ben abi. İçerisi çok kalabalık da şey söyle bakayım. Ay, gideyim abi, artık. Siz gidin o zaman kuşçu bey. Kuş uçuyor de. Kuş uçuyor. Alaz vardı kuşçu. Kuşçu gitti. Kuşçu vallahi nasıl uçuyor ya? Bak gidiyor. Kanatlandı kuşçu. Mehmet Bey vallahi tam sanatkarsınız ha. Şişe mi üflüyorsunuz? Şişe üflemiyorum. Ne yapıyorsunuz? Kamışın bilezikleri kırılmış vatandaşın. Evet. Kamışın bileziklerini yeniliyorum. Abi kamış yanarsa bir şey olur mu beyefendi? Kamış yanarsa çok. Yeni kamış veririz sonra vatandaşa. Bak usta işine. Yakmayın kamışı. Kamışın var değil mi senin de? Var benim de kamışım var. Senin kamışına da bir sıkıntı olursa... Size mi geleceğim? Bana geleceksiniz. 24 saat açık mısınız? 24 saat o kadar değil. Hani yani kamışın başına bir dert geldi mi arasam sizi gece mesela 2'de 3'te? Lütfen rahatsız etmeyin beni o saatlerde tamam mı? O saatlerde lütfen rahatsız etmeyin. Beyefendi niye gülüyorsunuz? Gece servisimiz yok. Ay, beyefendi kamış çarptı şey sizin de. Kameraya biraz, çarptı kamış. Biraz uzun evet. Öyle çarpabilir. Kamış uzun. Bugün herkes kamışla uğraşıyor burada. Ya ne yapayım? Allah ya. Yoldayım. Gidiyorum. Muayene istasyonuna. Muayene. Geldim. Araç muayene istasyonuna. Ah tam karşımda. Şu anda bekliyorum. Erken geldim.
Saat 2:20 geçiyor. Benim şey 3'te. Bekleyeceğiz abi. Hiç sevmiyorum beklemeyi ama ne yapalım. Bekleyeceğiz. Kardeşim her şeyden geçtik. Neden kalmışım biliyor musun? El freninden. Allah Allah. Kardeşim bunun el frenini tutuyor abi. Abi diyor şey var diyor, dengesizlik var diyor. Şimdi gidiyoruz sanayiye bir daha geleceğiz. El freninde bir şey varmış abi. Yayı mı şey oldu acaba? Gerdirin biraz diyor. Gerdireceğiz onu, gerdireceğiz. Hadi. Bir daha geleceğim abi. Görüyorsun değil mi? Hadi şimdi yine sanayi. Tamam ya, bu hafta böyle anlaşıldı. Bir sanayi, bir Tuğtürk. Bir sanayi, bir Tuğtürk. Hadi sanayide görüşürüz. Beyefendi biz size ne söyledik? Ne orada dedi? Kaldığınız zaman, geçtiğiniz zaman bize alo diyorsunuz. Biz ekip olarak gelecektik. Orada sizin işinizi halledecektik. Niye tekrar geliyorsunuz buraya? Tutun. Kusur olabilir. Ben size ne dedim? Orada dedim kalın. Bekleyin. Ağlamayan çocuğa meme vermiyorlar. Şimdi bunu el freni sıkıp frenleme sıkıp... Frenleme etkisi yeterli değil. Yeterli değilmiş. Kaydırıyormuş. Ne yapacağız? Sıkacağız. Sıkın beyefendi. Tamam hadi beyefendi. Hadi sıkın gidelim Serdar. Hep birlikte gideceğiz. Neden öyle olmuş peki? Tutuyor abi el freni. El freni tutuyor. Etkisi azmış etkisi. Onun değerleri. Etkisini tam da sınırda kalmış. Evet. Hani sınır abi o diyor. Sınır. Hani böyle 56'dır evet. Ya 57'de geçersin. Aynen. Şimdi kaldıralım ayarlayacağız. Peki. Atilla Bey. Merhaba efendim. Kutlamaya mı geldiniz? Ne oldu? Geçemezsin. Geçirdiler. Atilla çıkar, maskeni çıkar. Maskeni çıkar Atilla Bey. Hastaneden gelin çiçek tamam gittim. Tamam abi hastaneden gelebilir. Çiçek götürdüm. Çiçek mi götürdünüz? Hastaneye çiçek götürdüm. Kaldık el freninden kaldık. Allah ama Allah. Bu önemli şimdi. Bak buna bir şey diyemeyiz kardeşim. Şimdi bu önemli. Elim. El freninden. Aynen geçeceğiz oradan çamlı bel yapacağız. El freni çekelim beyefendi. El freni çekin beyefendi. Dikkat edin. Aman beyefendi. Aman beyefendi. Aman. Bak neler yapıyor. Çek el frenini. Taşla. Taşla. İndir. Kaç tane sağ tırnakları? 8. Kaç? 8. Bekle. Bekle. Serdar bunlar hep senin yüzünden. Evet he? Abi. Bu beni bu Tüftürk mahvediyor abi. Vallahi billahi ya. Bak bütün günüm bitti abi. Yine strese girdim şu anda. Saat de zaten şu anda 5 geçiyor abi. 7 geçiyor. Kaldı yine. Bir daha git. Bir daha randevu. Hiç bana göre şeyler değil bunlar. Strese giremiyorum abi. Serdar strese giremiyorum ben abi. Ben de panik yaptım abi. Ahmet Bey. Evet. Net. El freninden kaldık. El freni evet, yaptık ama yapacağız. Şimdi şeye gidiyoruz. Serdar'la teste. Birlikte. Teste gidiyoruz. Tamam. Hayırlı işler. Hazır mıyız? Hazırız abi. Neye geldik biz şu anda? Fren testi abi. Geçer fren testi mi? Geçer oto abi. Fren testi. Sağda sıkıntı mı var? Evet. Sağ tarafta problem var şu an. Sağ taraf. Evet. Geçmez. Tekrar dedim. Yok geçmez. Oğlum yanlış yeri çekme. Sıkıntı vardı ya abi. Baba frende, el frende sorun var. Aa, hallederiz abi yani sıkıntı yok. Bunlar bizim işlerimiz. Bunlar bizim için basit şeyler. Basit mi? Basit abi böyle. Hallederiz. Bakın. Burası geçen orta yedek parça. Değil mi? Yani burada numaramız değişmez. Her zaman 10 numara. Abi, bu değerlerle muayenen geçmez. Geçmez. Geçmez abi. Sorun ne peki? Geçmez abi. Ya el fren teli zayıf. Ya kampanada atıklık olabilir. Kampana mı? Evet. Ha ulan bu... Abi ona ustanın bakması lazım. Bir dakika, bu kampana var ya, kampanalarda belki toz olabilir abi. Abi el freni sağ tekerlekte sapma var. Neden sol, oluyor bu sapma sol, kardeşim? Sol tekerleğin değeri 374, sağın 145. Sökmek mi lazım yoksa? Bakalım şimdi kurtarmazsa mecbur sökeceğiz. Hadi gidiyoruz görüşürüz. Stresli bir gün. Stresli bir gün. Titretti bir gün, titretti. Çok titrettiyim. Serdar Usta. Serdar Usta çok titrettiyim. Stres var abi. Çok titrete dedim ne yaptım bilmiyorum Serdar Usta. Ahmet Bey sorun var frende. Abi halledeceğiz. İleri alın az abi sen şimdi. Az daha ileri git abi. Vitese takın aracı abi. El freni salın. Hoş tamam, istop edin abi. Viteste kalsın, istop edin. Aracı terk edin. Balataları da alalım oradan abi. Nerede balatalar? Versene balatalar orada. O başka aracı. Lan bağırıyor orada. Evet.
Çarpma usta. Yüksel Bey. Çarpma usta. Neredesiniz Yüksel Bey? Balatalı ne efendim abi? Çarpma usta. Yüksel Bey, balatalarınız geldi. Tamer abinin arabaya geçmemiş. Ayar yapamamışsınız. Dedim ya muayene. Beyefendi ayar yapamadınız. Beyefendi. Neden? Ayar yapamamışsınız beyefendi. Yaptım beyefendi. Ya, gelin nerede Serdar Bey? Ne oldu? Evet. Bakın. Ne oldu? Ne oldu? Yok arabalara fıstığın adam. Biz sadece. Bakın. Biz kapanmadı. Tamer Bey. Diyor ki ben arabalara fıstığın adam. Ha fıstadın. Gördüm. Ne oldu? Tıkladın mı ya? Ne oldu Yüksel Bey? Tısladınız. Yok diyor bir de böyle tısladamadınız. Tısladınız. Evet. Ne olacak? Abi işe el atıyorum. Atın. Gel abi. Bak Ahmet Bey işe el atıyor. Arka fren balataları bitik o zaman. Nasıl bitik abi? Daha yeni değişmedi mi onlar? Ahmet Bey ne oldu? Abi ayar yaptık tekerleklere merkezlerden. Hadi. Niye söylemiyorsunuz yaparken çekelim beyefendi? Şimdi yeniden bir teste sokacağız abi. Gidiyoruz biz o zaman. Evet haydi abi. Biz gidip geliyoruz. Evet abi. Yine test yap. Teste evet, gidiyoruz. Abi. Ya bırak sen. Bırak Allah aşkına ya. Fiyata abi. Ya hadi boş ver ya. Hadi başka hadi kardeşim hadi başka yere. Serdar Bey pusulaya baksana bakayım kaçmış değerleri. Pusulamış. 374'e 145 sağ tekerlek. Sağ tekerlek. Ben şimdi sağ sol diye ayırabiliyor mu? Bak şimdi bak kendini nasıl şey yapmaya çalışıyor. Bak Ahmet Usta tam arkanda. Abi bir ayar yaptık. Son şans şansımızı deneyelim. Olmazsa o tarafın telini değiştireceğiz. Telini mi değiştireceğiz balatalarını mı? El fren telini değiştireceğiz. Bence balataları değiştireceğiz. El fren teli. Bakalım ne çıkacak ona göre. Hadi biz gidiyoruz. Bakalım. Bakalım Serdar Bey. Görüşmek üzere. İyi bakın siz değerlere. Evet abi tekrardan bakacağız şimdi. Evet. Bakalım nasıl ayar olmuş. Geçemedik mi gidelim? Gel abi. Gel. Şimdi arka tekerlekler sökülecek. Evet. Fren balataları değişecek. El fren telleri, el fren telleri değişecek. Kampanın iç kısmı taşlanacak. Geçmedi. Geçmedi tabi. Harbi mi be? Ha. Çökeceğiz. Yarın geliyoruz 9'da azından. Günaydın. Yoldayım gidiyorum. Ama bugün güneşli. Ama soğuk. Bugün ikinci gün. Bu şimdi şey yapacağız abi el frenini. El frenide bir şey var abi ne varsa. Ağzımı tutuyor. Ama tutuyor abi. Demek ki frende bir numara var. Balatayı değiştireceğiz abi. Olabilir. Şimdi gidince göreceğiz her şeyi. Görüşürüz. Keşan Sanayi'de. Çınar Otomotiv'de. Araba derçi. Günaydın. Kolay gelsin. Günaydın abi. Günaydın. Hazır mıyız? Hazırız. Bugün bizi neler bekliyor sanayide? Arka tekerlek bekliyor. Arka sağ tekerlek. Solda? Sola da bakacağız ikisini de. Önlere bakmayacak mısınız beyefendi? Önlerde bir şey yok. Ya varsa? Önde olmaz arkada olur. Beyefendi önde fren yok mu? Muayeneden kaldık be Tamer abi dur azıcık. Bir şarkı söylerdi sabah. Yok abi senin araba. Sabah sabah olmaz. Oğlum bari ünlü olacaksın bir sabah. Sabah sabah olmaz. O zaman bir saat sonra. Evet. Beyefendi karavan bu tabii şey değil yani. Çok ağır herhalde. Çok ağır tamam. Allah'a kaldır Ali. Patron nerede kardeşim? Serdar Bey. Vay 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 vay. Bu hafta sanayideyiz ya. Bu hafta beraber mi? Sanayide son olaylar. Az sonra kim kimle kavga etti? Hoş geldin. Kim kimin arabasını parçaladı? Hangi araba pelt oldu? Hepsi az sonra. Ne bu? Ferrari diyor beyefendi. Ferrari'den mi bakıyorsunuz siz? Hepsi. Kahvaltı ne aldınız beyefendi? Borç aldık. Gelin buyurun. Neli aldınız? Hepsinden var. Yanında? Meyve suyu kayısı. Sürgün çekici. Yüksel Bey son şeyleri alalım. Tamer Bey birazdan negatifi göreceğiz. Daha belli değil mi? İçini açıyorum. Balata bitmemiş mi? Onlar normal fren balataları. Evet. El fren balataları bunun içinde Tamer Bey. Peki bu? Çit balata var bunda. Bu balatada bir şey yok mu? Bu balatalar iyi. İyi mi? İyi güzel. Kalın. Kalın bitmemiş mı? Daha kalın. İnce değil yani. İnce değil. Abi ince olmasın. Olmaz. Çakırken atalım onları. Çekici daha. Kaydıracak. Takarız yeni. Yeni. Kaydıracak mı? Kaydırır. Kime kaydıracak? Hayır. Ama beyefendi sabah sabah yani bu nedir sabah 8'inde kaydıracak maydanozu? Nasıl muhabbet bunlar? Bu nasıl? Kaydırır yani, tutmaz. Ne tutmaz? Değerleri tutmuyor zaten. Değerlerden kaldık. Öyle de. Sınırda kaldı Yunan sınırında. Öyle de.
Kaydıracak. Hadi sen hazır bir şarkı patlat. Söyle. Sonra al. Ama hep sonra. Bu kardeşim böyle şey mi olur ya? Nasıl bir sanayi kardeşim böyle? Sabah sabah. Sonra. Yarım saat sonra. Kibariyeden. Oldu. Oo, kimler geldi? Arda. Şu anda bak. Tam arkamda güneş film yıldızı gibi geliyorsun. Gel böyle. Gel. Testere. Günaydın. Günaydın. Ne yapıyoruz? Şimdi bak. 3 kuruşa 5 kuruş yapıyoruz abi. Anlatın ne oldu? Film. Yüksel Usta. Neymiş sorunumuz? Balatalar çok tozlanmış abi, kaydırın. Tozlanmış. Kaydırın. Sen o zaman dedik değiştirme. Balataları yok. Balatalara gerek yok mu abi değiştirmeye? Şıkır şıkır da balatalar. Geçer mi araba? Sanmıyorum. Niye? Lanet. Geçer. Bir fren testi girelim baştan. Giriyoruz şimdi, gideceğiz. Ötekine de bakıyoruz. Yüksel Usta ayar mı yapıyor? Tamam abi. Ayar, tebil lastikleri söktük. Tamam. Balatalar iyi, hiçbir şey yok balatalarda. Tamam, zımpara yaptınız, temizliğini yaptınız. Yaptık, temizlik yaptık. Tamam. İnşallah muayeneden geçeceğiz. Değil mi Serdar Bey? Kısmetse. Teste gidiyoruz, bakacağız. Ha? Teste mi? Fren testine gidiyoruz bakalım. Eğer olmadıysa her şeyi değiştireceğiz abi. Balataları, ondan sonra fren teli. Bakacağız. Her şeyi öğreneceğiz az sonra. Coming soon. Geldik abi fren kontrolü. Beyefendi geçtik mi? Geçti abi, hayırlı olsun. Muayeneden de geçer mi? Geçer abi. Burası abi geçer oto. Muayeneden de geçer, her şeyden geçer abi. Vay vay vay. Pislenmiş abi. Toz girmiş içeri, ondan demek. Millete hayırlı olsun, geldik yine muayene istasyonu, muayene biraz, Serdar. Birazdan giriyor. Alnımızın akıyla atlattık. Yok değil mi? Eldivenden geçtik abi. Burada. Baba ama biz yine... Ya biz bu işlemi yine şeyde... Müsait olduğumuzda yine atacağız, kafamız rahat olsun. Ömer abi. Geçtik. Hayırlısı olsun abi. Sana gitti hemen. Ama kal demek de gelmiyor içimden son sözümü. Söyleyin sakın ola gitme Tamer abi, sen bize lazımsın. Ben böyle bir ses görmedim hayatımda. Evet, Yaşar'ın meşhur Bülent ustası. Hay, şey yani inanılmaz bir ses tonu var, kadife evet. Gibi yani. Kadife ben. Bülent Bey. Yaşar'ın en... Evet. Yaşar'ın en iyisi benim, benden başka yok. Bir de Arto var zaten. Arto. Arto kim? Arto. Bir Arto var İstanbul'da. Arto. Taner Bey, cıvataları nereye koydunuz Taner Bey? Hemen benim. Öndekileri ben taktım ama. Onları söküyorsunuz ama takmıyorsunuz yani. Tamam mı? Air süspansiyonları takıyoruz. Değil mi? Evet. Bakın. Tamam. Tamam Yüksel Usta. Gel Bülent buraya hemen. Düzgün sıkıyorsun değil mi? Evet. Beyefendi ne yapıyorsunuz? Lastikleri söktüğümüz gibi eski lastikleri takıyoruz. Yardım edeyim mi? Yok gerek yok. Air'ları basıyoruz. Evet abi 3'e geldi aşağı yukarı. Elinize sağlık. Görüşürüz abi sağ ol. En yakın zamanda tekrar geleceğim. İnşallah. Seneye artık abi muayene. Seneye değil yine işim var geleceğim. Tamam abi. Geleceğim yine. Bakıma gelin bir dahakine. Neye gideyim? Bakıma. Ha ne bakımına? Aracın bakımına, yağ bakımına. Ya sen mi değiştireceksin ya? Ben değiştireceğim. Peki tamam. Saygılar. Seneye 7. ayda bekliyoruz seni. Çok yakında geleceğim. 11. Seneye değil. Çay içmeye gelecekmiş. Geleceğim. Neden? Bir işim var yine. Ne işin var? Önemli bir işim var. Söylemiyorum. Önemli bir işim var. Söylemiyor. Söylemiyorum. Sürpriz. Serdar Bey. Buyurun. Gidiyorum ben. Hayırlı yolculuklar. Yine bekleriz. Kendinize dikkat edin. Abi yandan çekme. Beyaz saçlar çıkıyor. Hayır. Böyle ışığı tam al diye yaptım. Karama nasıl doldurmaya geldim. Sular yok. Su doldurmaya geldim. Bu arada Metin abi ben şeye geçtim diye. Sınavı geçtim diye. Söyle bakayım. Muhallem geçtim diye kutlama yapıyormuş. Benim adıma. Özel kutlama. Metin Bey kutlamaya başlamış. Vay. Kutlama mı beyefendi? He. Ne kutlaması? Muayeneye geçti kutlaması mı? Bir şey fışkırdı. Ne oldu öyle ya? O yağ fışkırdı şuradan ha. Fışkırır. Metin Bey ne yaptınız böyle ya? Tandır mı? Vay. Burak Bey. Efendim. Burak Bey de tekneyi sattı bir de onun evet. Kutlaması değil mi? Kutla. Ooo. Metin Bey'in en sevdiği şey. Vay. Bulgur pilavı. Siz mi yaptınız? Hayır, onu da beyefendi yaptı. Metin Bey. Tabii ki. Siz ne yapıyorsunuz beyefendi? Kızarmış ekmek yaptım. Hay Allah. Metin Bey, vallahi çok beceriklisiniz.
Elinize kolunuza sağlık beyefendi. Ne yapıyordur? Kendine koy kendine. Tamam koyacağım.